mutlu olurum. Çok güzel. Enler'cim şimdi geçen hafta atladığımız yine bir şey vardı. Tabii o pis kumpas operasyonuyla ilgili haber olunca biz o işin üzerinde biraz yoğunlaştık. Hatta dediğim gibi birçok mahkememiz vardı. O mahkemelere girip çıkmak gibi konulardan atladığımız çok önemli bir şey vardı. Şimdi sen de diyeceksin ki yani Cem Atmaca, Cem abi böyle her şeyi de buluyorsun nasıl oluyorsa her bulduğun da çok önemli oluyor. Ama ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi biliyorsun TGRT'de Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen'in yapmış olduğu bir program vardı. Tabii program TGRT'de yayınlanması sebebiyle zaten o TGRT'deki o hanımefendi Sayın Mehmet Sekmen'in sık sık programa da kardeşliyor. Evet anladım. Mesele yok. Tamam çok güzel. Ama tabii bu programla ilgili biz hiç konuşmadık. Sen beni kesmez isen düşüncelerini de alacağım ama ben tabii takip etmek zorundayım. Programı belki canlı olarak izleyemedim ama daha sonra programın belli versiyonları belli yerlerde yayınlandı. Ondan benim almış olduğum bazı izlenimlerim var. Hem izlemişim hem not almışım. Şimdi Büyükşehir Belediye Başkanımızın yapmış olduğu açıklamalardan belli parçalar okuyacağım. Büyükşehir Belediye Başkanımız TGRT'de sadece Erzurum'a değil, sadece Türkiye'ye değil, tüm dünyaya yapmış olduğu Erzurum'la ilgili duyurulardan satır başlarını bir okumak istiyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen der ki, hayvanlar yaylada beslenecek, kışında ahırlarda besleyeceğiz. Yapma ya, biz bugüne kadar farklı bir şey yapıyorduk. Şimdi Mehmet Sekmen devamında, şimdi şöyle bakıyorum, madem diyorum hayvanlar yaylada yazın, kışında ahırlarda beslenecek. Canım biz yani Erzurum'un 1000-2000 yıllık tarihinde böyle bir şey bilmiyorduk. Bunu Mehmet Sekmen tespit etmiş ama böyle hayvanlarla, yaylayla, kışın ahırlarla ilgilenmesine bakınca dedim ki ya acaba ben Büyükşehir Belediye Başkanı'nı mı izliyorum? Yoksa Erzurum'un tarım il müdürü mü burada? Efendim diyor ki biz artık diyor üretime başladık diyor. Bakır eşya yapıyoruz. Güzel dedim. Belediyenin etkinliklerinden biriymiş yapsın. Krom, alüminyum, bakır falan filan her türlü madeni de biz bugüne kadar Erzurum'da bulamamışız. Hepsini Mehmet Sekmen bir yıllık dönemde bulmuş. Bununla ilgili ocaklar açılacakmış. Bu madenler de çıkacakmış. Bak şimdi sen. Diyor ki bununla da yetinmeyeceğiz. Bu bakır eşyaları diyor tanıtmak için diyor Kuveyt'ten sanatçı getirip klip çektireceğiz. Yani tıklanma rekorları var. Yani Mehmet Sekmen demek ki bizi mahkemeye verdiği, bizim de beraat ettiğimiz Mehmet Sekmen'in klibi tıklanma rekorları kırıyor konusuyla ilgili tıklanma rekorları kıramadığı için sen geçen hafta evet. Mısır'dan dansöz getirecektin demiş ama öyle değilmiş. Bak Ender'cim bir daha böyle şeyler yapma. Bak bilmeden konuşuyorsun. Mısır'dan dansöz değil, Kuveyt'ten sanatçı getirip klip çektirecekmiş. Efendim baktım tekraren konulara baktım. Turizmle ilgilendi. Hayvancılıkla ilgilendi. Dedim ki ya Mehmet Sekmen maşallah Bursa uçak seferlerinden bahsetti. Aç oraya geldim. Müsaade et. Devlet efendim Türk Hava Yolları'nın müdürü. Devlet Demir hızlı trenden bahsetti. Tarım il müdürü, kültür müdürü, turizm müdürü, her türlü müdürlüğü var. Orada sen onu yaz kalsın. Efendim atlama kuleleriyle ilgili bir yorum yaptı. Efendim gülmekten kırıldım. Aynen ifade şu. Atlama kısmında hafif bir kayma oldu diyor. Yani Sayın Sekmen eğer hafif kayma bulsa yıkılma nasıl oluyor? Ben bunu anlayamadım. Şimdi şunu söyleyeyim, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızdan ben istirham ediyorum. Ben 24 yıldır bu işi yapıyorum. Radyo mikrofonlarında, televizyon ekranlarında, kameralar karşısında ömrümü geçirdim, 50 yaşıma geldim. Yani kardeşim bari böyle bir program yapıyorsan, ya lütfet yani, donanımlı gerçek yani. Ne demek atlama kulelerinde hafif bir kayma oldu? Nasıl hafif kayma oldu ya? Yani dağ kombine aşağı mı gelseydi ciddi bir kayma olacaktı. Efendim şöyle diyor. Şimdi Mehmet Sekmen
Başkanımız diyor abi, gülmemek mümkün değil. Mehmet Sekmen başkanımız diyor ki, numune hastanesinde ve havuz başındaki diyor parkları açtık. Mehmet Sekmen, sayın başkan, bunun adına Ahmet Küçükler'in projelerinin üstüne oturma hadisesi denir. Yani tamam, bunu belki 80 vilayete söylüyorsun ama canım, asıl belediye başkanlığı yaptığın memlekette faule düşüyorsun. 9 kusurlu hareketten birini yapıyorsun. Şimdi bir de şu ifadeyi kullandı. Mutlaka Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen'in bir imaj mekre ihtiyacı var. Bir ciddi bir danışmana ihtiyacı var. Onur Turası gibi malı kapıp kalıp götüren kurbağacıga, onurcuğa ihtiyacı yok. Mehmet Sekmen aynen şu ifadeyi kullandı. Açıp Erzurum halkı izlesin. Recep Tayyip Bey tavsiye etti dedi. Recep Tayyip Bey tavsiye etmez, emreder. Ben bu ifadenin altını çiziyorum. Bunlar kusurlu, hatalı bir devlet adamının, bir büyükşehir belediye başkanının, bir şehri üleminin kullanmaması gereken, nezaketen de kullanmaması gereken ifadeler. Efendim, Mehmet Sekmen şu sloganı biz büyükşehir belediye başkanımız, başkan adayı olan Ebubekir Üstüngül Akar zamanında bizzat benim yürüttüğüm, söz veriyoruz metinleri benim metnimdir bunlar. Biz orada Erzurum'un makus talihini yeneceğiz, söz veriyoruz şeklinde çok mükemmel bir metin hazırlamıştık. Bununla ilgili mükemmel bir çalışma yapmıştık. Tabii çalışmamız AK Parti'de sonuca ermedi. Ebubekir Üstüngül Akar Büyükşehir Belediye Başkanı olmadı. Şimdi Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen Erzurum'un makus talihini yeneceğiz deyince hemen senin Mısır işi aklıma geldi. Nasıl dedim, donsuz getirerek mi? Bu da bir cevap. Gerçi senin Mısır işi deyince ben bunu bir tahminde bulunmuştum. Şimdi efendim orada Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen Teo Pehlivan gibi bir şey daha söylemez mi? Vallahi öyle. Dedi ki biz meslek edindirme kurslarını açtık. Ya meslek edindirme kursları Ahmet Küçükler zamanında açılmış kurslardır. Bununla ilgili yapmış olduğun ancak belki yeni mesleklerin kurs açmışsındır. Onunla ilgili bir şeyler söylüyorsun. Efendim 6 ay önce biz bir sohbet etmiştik Mehmet Sekmen'le. Doğru mu? Filaş filaş neyin pazarlığını yaptılar. Orada önümüze bir çift ayakkabı getirmişti. Hala o ayakkabıları getiriyor. Hala fabrika yok ortada ya. Valla 6 aydır. Hala o ayakkabılar geliyor. Demek arabanın bagajında ayakkabı duruyor. Hemen canı sıkıldım. Çağırın. Mesela kiminle ilk kez karşılaştı Ahmet'le. Hele gel bizim ayakkabılara bak. Şimdi bir de şu sözü söyleyeceğim Mehmet Ender'cim. Biliyorum belki sana saygısızlık oluyor ama programa, ama şuna da çok güldüm. Ben bu tür replikleri çok severim. Mehmet Sekmen bunları anlattı. Durdu şöyle dedi. Kavurma, pastırma, sakatat gibi işlerle uğraşacağız. Başka işin yok mu senin başkanım ya? Kasma başkanım. Başkanım yetme kurban olayım. Bak orada duruyor. Aynen şöyle. Erzurum'da diyor yağ da var, süt de var, peynir de var. Allah! Yeni buluş. Ya yeni buluş. Yeni buluş. Amerika'yı yeni keşfettik. Yani Ender'cim bak terledim dikkat edersen. Ve bunları söyledikten sonra Sayın Mehmet Sekmen'in kullanmış olduğu çok güzel bir ifade var. Buna ben Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen'in repliği diyorum. Çok hevesliyim, çok arzuluyum. Neye? 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 Yani tamam biliyorum başkanım çok heveslisin, çok arzulusun ama neye çok hevesli ve arzulusun? Yani onun önüne çalacak olursa... Yandık ya. Eğer ona hevesli ve arzuluysa başkanımız, biz yandık kardeşim. Şimdi... İşimiz bitti, dur bitmedi. Yani dur, az kaldı. Efendim diyor dağı da alacağız. Anladın mı? Bu işi de çözeceğiz. Şimdi tamam bitti Ender'cim. Şimdi son olarak çok da güldük. Bak güzel bir şey bulmuşum. Hem de programı izledim. Efendim yani Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen'in bir grup malum medya tarafından onun da yönlendirildiğini düşünüyorum. Aynen. Bakın tüm samimiyetimle söylüyorum. Sayın Başkanım, insanların birbirlerine, bizim birbirimize düşmanlık gütmemize gerek yok. Biz işimizi yapıyoruz. Kapınızı çalmamışız bugüne kadar. Doğru mu? Bize şu ilanı verin dememişiz. Kuruşları nasip olmamış. Ama ne yazık ki,
Ne kadar acıdır ki Ender kardeşim. Bu şehir için 24 yıldır nefesini tüketen kalp hastası olan ben ve benim gibi ve senin gibi nice Erzurum severler Büyükşehir Belediyesi'nin kuruşunu görmez iken onu turası gibi bir arkadaşımız 2 milyonunu götürmüş. Götürdüğü iddia ediliyor. Ses var mı? Ses. Alt ediyor. Hayır niye yok? Neden yoksun? Sükut ikrardandır kardeşim. Sükut düşmüş sezgiler. Yara derindir, yara derin sallak. Peki şimdi onun için ben son olarak şunu da söyleyeyim. İnanın şu programı izledim. Şehir adına, Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen adına, yapmış olduğu konuşma adına, vurgu adına, işin profesyonelce yapılması adına gerçekten, ha şunu söyleyeyim. Sunucu, programı yapan çok profesyonel bir insan. Ama kanal çok profesyonel bir insan. Ama başkan şöyle dedi. Çok hevesliyim, çok arzuluyum. Devam edelim. Sincan Bey, Büyükşehir Belediyesi'ne ilgili ben de şöyle kısaca siz... Öbür konulara bakayım, siz de... Evet, geçin. Evet, şimdi Bursa uçuşları dediniz. Bu hafta Bursa'da Erzurumlar günü kutlanıyor. Evet. Şimdi Bursa uçuşlarını yapan firma kim? Kim diyelim, kim bilmiyorum ben. Kimse eğer. Kimse. Erzurum'dan Bursa'ya uçuşlar başladı. Bursa Erzurumlar Derneği ta 96-97'de kurulmuş. 2014'te 12 Mart geçeli 1,5 ay olmuş. Bugün kutlama yapıyor. Yani Erzurum'u kurtarmışlar. O da çok hevesli ve çok arzulu. Şimdi 1,5 ay önce Bursa uçuşlarının hemen akabinde. Bursa'da Erzurum günleri. Kardeş bir yerde uçuşumuz yoktu diye kutlanır mıydınız? Yani ille de oraya uçuş gerçekleşti. Bugün mü yaptınız? Bunun altında Mehmet Sekmen'in neyi var neyi yok araştırıyoruz. Gelelim şuraya. Beyefendi olayını işte ne demişti? Beyefendi. Hayır şöyle aynen dur. Tabii tekrar alalım. Kendi konuşması olsun tekrar çünkü ediyorum, evet. Suç olmasın. Evet. Recep Tayyip Bey tavsiye etti. Ben de dedim tavsiye etmedi, emretti. Şimdi biliyorsunuz Cem Bey böyle kendisini özellikle AK Parti'de böyle bir yerlerde görenler, kendilerine böyle yüksek bir raf yapanlar Recep Tayyip Erdoğan beyefendinin cumhurbaşkanı olduğunu bir anda unutup sanki kankası, arkadaşı, ahbabı okeydeki ortağı gibi görüyorlar. Beyefendi dedi ki, yani beyefendi bunu yaptı. Arkadaşlar o bizim cumhurbaşkanımız, onun ismi beyefendi, onun ismi reis, onun ismi işte kanka değil. O cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Şimdi gelelim şuraya. Şimdi ayakkabıya bir şey söyle. Ona da geliyorum. Şimdi orada bir de şey dediler Cem Bey. Yolsuzlukta, hurda yolsuzluğunda. Haberde şu geçiyor. Başında, yani hurdanın başında SK, Genel Sekreter Yardımcısı SK. Acaba o mu SK? Ya bilmiyorum. Ya, öyle, bir de diyor ki, basın müdürü bilmem ne. Ya basını hurda satmayla ne iş var? Ya bu basın. Yani en enteresan, en naibim bu. Abi, özür dilerim, çok güldüm. Cem Bey, şimdi bir belediyenin basın müdürünün hurda satıp işine ne iş var? Yani bu da çok enteresan. Bir de Mehmet Sekmen'e bu kadar şey sormuşken ben en önemlisini sormak istiyorum. Ahmet Küçükler zamanında Avrupa Birliği'nin teşvikiyle Erzurum'un oprağını da aynısını söylüyor işte alt yapımızı yapıyoruz diyor boru şeyimizi. Peki Ahmet Küçükler'in bu şehre Avrupa Birliği destekli boru hediyeleri ne oldu bu bizim teşvikimiz ücretsiz bedava gelecekti şehrimizin tüm altyapısı yapılacaktı. Bununla ilgili bir bilgi verirsen hayır, çünkü. Ama özür dilerim dur şimdi bir dakika. Konuşacaksın, bu konuştuğum boru konusuyla ilgili manşeti ben atacağım. Tamam. O zaman hemen şimdi mi atacaksın? Tamam, atayım mı ben? Azam şimdi, hafta var, bombaysa bomba. Şimdi ben sorayım. Anadolu Haber gazetecisini çıkardığımız zaman Mahmut Uykusuz Erzurum'a bir boru fabrikası yapmıştı. Biz ona şöyle manşet atmıştık, tut şunun ucunu döşeyelim abi. Şimdi diyorum ki, ya biz o zaman Mahmut Uykusuz'a haksızlık etmişiz ya. Yani tut şunun ucunu döşeyelim abi, senin şu anlattığın işe çok uyan bir manşet. Peki şimdi burada bir boru fabrikası kuruldu Büyükşehir. Evet. Onu atıl yaptık. Onu atıl kabul edelim. Evet. Ahmet Küçükler Avrupa Birliği'nden hibe olarak şehrin 60 milyon euro. Yani hatırlarsanız billboardlarda reklamlarımız vardı. 60 milyon euroya şehrimizin tüm altyapı boru hattı değişiyordu. Hatta
Çaykara Caddesi'nde, Çaykara İş Merkezi'nin arada bir göçük kazı yapıldı, bir göçük oldu, bir işçi de hayatını kaybetti biliyorsun. Peki ne oldu yani, şimdi siz geldiniz bugün eskide görev alan Ali Keskin'in yeni bir projesiyle, bakın isim veriyorum. Eskide Ali Keskin, yeni İstanbul'dan gelen arkadaşımız, hizmet için gelmiş, bir projeyi tamamlayıp yeniden şehrimizin altyapı boru hattını yapıyorsun. Peki o zaman Ali Keskin için şöyle diyebiliriz. Ali Keskin kardeşimiz rahatlıkla kameraların karşısına çıkıp çok hevesliyim, çok istekliyim diyebilir. Peki ve Avrupa Birliği hibesini elinizin tersiyle gönderdiniz. Belediyenin parasıyla mı bu şehre boru döşeyeceksiniz? Enler'cim bununla ilgili biliyorsun. Çalışma var, yapıyoruz, bir şeyler araştırıyoruz. Bu da çok önemli bir konuydu. Ama ben istirham ediyorum senden, manşetleri atarken ne olur, o bizim eski gazetede manşetimizdi, hem de bana böyle bir nostalji olsun, bunun manşeti şu olsun: tut şunun ucunu döşeyelim abi. Evet. Programımızın sonuna geldik çünkü bir saati aşkın bir süre oldu. Bir haftaya bakış programı. İki hafta durduruz Cem Bey, şu şeyi de bir dahaki hafta mutlaka konuşalım. Erzurum'da kazadan sonra sigorta ve eksperlerin yapmış oldukları vatandaşa zulmü de konuşalım artık. Evet, evet. Bir haftaya bakış programı daha burada sona erdi. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Hoşçakalın.